ki Cumhur İttifakı'na zarar verebilir adayları. Muharrem İnce'ninki de Millet İttifakı'ndan oy çekebilir. Peki sizce mesela Sinan Oğan İYİ Parti'den oy çekebilir mi? Çekebilir. Doğru, haklısınız, o da var. Ben eskiden çok adaylı bir pusulanın kazanma şansı olan adayın işini zorlaştıracağını düşünür ve savunurdum. Ama bence deprem pek çok şeyi değiştirdi. Hatta ben Kılıçdaroğlu'nun depreme kadar kazanamayacak bir aday olabileceğini düşünüyordum. Meral Akşener gibi. Ama şimdi müthiş bir fırsat var Millet İttifakı'nın önünde. Evet. Bence Meral Akşener 2 hafta önce, geçen hafta çok erken davrandı o tavrıyla. Çünkü depremden sonra Erdoğan eğer aday olabilirse Erdoğan'ın seçilme şansı azalmış. Millet İttifakı'nın adayının seçilme şansı artmıştır. Muharrem İnce çok ikna edilebilecek mi bilmiyorum. Ama gençler arasında sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla bir ilgi var. Fikrini değiştirin. Ben Muharrem İnce ile 1,5 sene önce partiyi ilk kurduğunda konuştuğumda işte ne almıştı? %30 küsür mü? Evet. 30,6 galiba. Evet. Ben şu intibayı edindim. 2018'de bıraktığı yerden üstüne koyarak ilerleyecek. Ben dedim ki abi yani o günler geride kaldı. Çok sular aktı o köprünün altından. Onu unut. Yani ama diyorum hala Aynı o şekilde. rakamları telaffuz ediyor. Bu siyasetçilerde var maalesef böyle bir Evet. Evet, öyle bir durum var. gerçekten kopma. Ama ikna edilebilir mi bilmiyorum. Aday olursa aslında bütün iş, ben size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun kampanyayı nasıl yürüteceği ve kararsız seçmeni kendi tarafına çekip çekemeyeceği. Kararsız seçmen bence Millet İttifakı'nda değil. Cumhur İttifakı. Öbür tarafta. Yani Erdoğan'a vermeyeceğim de kime vereyim? Yani Millet İttifakı'na verecekler kararı, kesin gidip de Erdoğan'a fikir değiştirmeyecek. Onun için bence Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında ağırlık vereceği seçmen grubu kararsız seçmenin hassasiyetlerini, gerekçelerini öğrenip onlara hitap eden bir Peki Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun katkısı olur mu? olur. Yani olacaktır mutlaka. Hem de çok büyük oluyor bu Olur. arada. Yani anketlere siz daha çok bakıyorsunuz. Ben pek önemsemiyorum anketleri. Kampanya dönemi başlayana kadar ben o anketlerin bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Esas seçmen öyle bir laf vardı. Son 3 haftayı Tabii hatırlar tabii. diye. Değil mi? Hatta son hafta çok etkilidir O dönem özellikle. belli olacak. Ama az önce beyefendi şey dedi. Eğitimde duvara tosladı. Yani 7 yaşındaki çocuğu Erdoğan zihniyeti eğitti. 27 Evet. yaşına geldi ve Erdoğan onu kazanamadı. Çok net hatırlıyorum. 4 artı 4 artı 4 saçmalığı çıktığında ben fırsat buldukça şunu dile getiriyordum. Dünyada örnekleri de var. Hangi siyasi görüş, ideoloji, benim kafamda böyle bir vatandaş tipi var. Ben bunu yaratmaya kararlıyım, yaratacağım dediyse duvara tosladı. Stalin de tosladı, Hitler de tosladı, diğer ideolojiler de tosladı. Erdoğan'ın da toslaması zaman be. Bir şey daha söyleyeyim, kimisinin hoşuna gitmeyecek. Kemalistler de duvara tosladı. 80 sene biz çağdaş, yüzü batıya dönük bilmem ne bir toplum yaratacağız diye kız çocuklarına kravat taktırıp bunu çağdaşlıkla rap rap yürüttüler falan. Sonra ne oldu? AKP geldi. 80 sene cumhuriyetten sonra düştüğümüz noktaya bakın.
Nasıl? Yani marjinal bir parti olması gereken AKP bu toplumda 20 sene nasıl iktidarda kaldı? Ve bu ben bu cümleyi de ne zaman kullandım? Ne zaman dank etti bana? Erdoğan'ın anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz. Çocuklarımıza dediği gün ben gülmeye başladım. Sen de duvara toslayacaksın. Ve inançlı insan sayısı azaldı. Bunların politikaları hep geri tepiyor, hep geri tepiyor. Kafamda böyle bir toplum var, eğitim sistemi. Bizde eğitim sistemi yok ki, torna sistemi. Tek tip adam yetiştirme. Erdoğan'ın niyeti de oydu. O da duvara tosladı. Neyse, şeye gelecek olursak, yani bütün olay Kılıçdaroğlu'nun performansına dayalı. Yeter ki, tekrar altını çiziyorum, adil, hür, şeffaf, demokratik bir seçim olsun. Ve Erdoğan'ın adaylığı tabii bütün dengeleri. Seçim sürecinden bahsediyorsunuz değil mi? Adil. Her şey tabii ki. Seçim şimdi süreci, seçim bir demokrasinin en son göstergesidir. Kim Jong-un denilen Kuzey Kore'deki de parlamento seçimi yapıyor. Ona evet. Sorarsanız onun anayasası nasıl başlıyor biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir gibiler. Ben okudum, girdim. Kuzey Kore anayasası var. Orada Kazakistan, yani hepsi. Tili biliyorsunuz. Saddam da seçim yapıyor. Sisi de seçim yapıyor. Putin de yapıyor. Aliyev de yapıyor. Maduro diyor ki Cüneyt Özdemir'e 26 seçim yaptım diyordu ya. Daha nasıl demokratik olayım? Bana diktatör diyorlar falan diyor. Yani seçime gelene kadar demin konuştuğumuz ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, bilgiye erişim, bilgiyi yayma özgürlüğü. Bunlar yoksa yani. Dedim ya her pazar seçim yap. Ne olacak? Bana doğudan batıdan son 10 yılda Türkiye'ye dost düşman fark etmez bir ülkeden bir makale göstersinler. Türk demokrasisi ilerliyor, gelişiyor bilmem. Ama boyuna seçim yapıyor Türkiye. Sayarsınız referandumlar, seçimler, yereli, geneli, cumhurbaşkanlığı hepsini koyun alt alta. Seçimden bol bir şey yok. Ama demokrasi geriye gitti. Afrika ülkelerinin 30 küsür kadar Afrika ülkesinin altındayız biz. Dünya demokrasi endeksinde. Onun için yani Kılıçta yani her şey Kılıçdaroğlu'nun performansına bağlı. Yani bundan sonra örneğin partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelerden de olsa helallik istemesi gibi ataklara bir karşılık bulur mu? Bulmaması lazım. Ama öyle bir toplum ki burası, hayır bulmaz diyemiyorsunuz. Yani biz de milleti tanıyoruz, vatandaşı tanıyoruz. Şimdi imar affını alkışlayan seçmen, tamam abi helalleşelim ne der? Yani bu sürpriz olur mu? Olmaz. Ama ne kadar, şimdi biraz da seçimden çok zeka testi olacak Türk seçmeni için. Bunları da yerse başına gelecek her şeye müstehaktır. Bir şey daha söyleyeyim son olarak vaktinizi almayayım. Yes. Hani demokrasiye olan hassasiyet arttı falan filan. Umarım siz haklısınızdır. Hayır, ekonomik kriz olmasaydı ben görürdüm. Bir vesile oluyor işte. Yani oluyor mu? O yani onu çok merak ediyorum tabii. Ama toplumun maalesef demokrasi hassasiyeti öyle istediğimiz düzeyde değil. Kesinlikle değil. Ama artışa geçmiştir umarım. Kulata geçecekseniz bir soruyu da ben ekleyebilir miyim? Kararsızlardan bahsetti de Can Bey. Kararsız var mı hala? Ne kadar var? Onu da merak ediyorum. Sayın Kulat, soru Sayın Yaşar Aydın'dan geliyor. Hala kararsız seçmenler